bağlamak istediniz. Biz de yayıncılık etiği olarak bağlamak durumundayız. Buyurun, söz sizde. Evet. Şimdi esasında çok uzatmaya lüzum yok. Sayın Ahmet Çakar en güzel soruyu sordu. Şöyle dedi anladığım kadarıyla, işte böyle diyorsunuz, şöyle ima ediyorsunuz, bırakın bunları. Siz Spartak Moskova Başkanı'na sordunuz, aldı mı parayı, almadı mı? Ben buna cevap vermem. İşte orasını siz düşünün vesaire. Şimdi adam olan çıkar der ki, evet aldı veya almadı diyebiliyorsa bunu. Spartak Moskova Başkanı'na Başkan Aziz Yıldırım sordu, bu sorudu, bu kağıt, bu imza senin mi dedi. O da benim değil dedi. Bu doğru. Çünkü Aziz Bey'e ben de söyledim bu imzanın sahte olabileceğini, bunların bir takım oyunlar olup peşinde olduğu. Çok net söyledim kendisine, bunun şahitleri var. Ama Spartak söylese Aziz Bey bunu söylemiyor. Biz peki ben bu dedikodular üzerine Aziz Bey, o şahıstan hem doğru... Hatta bir şeyler mi? Zaten paranın... Sayın Saran... Sayın Saran'ın telefonundan kaynaklanan bir problem olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ses sürekli olarak gidiyordu. Sayın Saran, telefonunuz açık olsun efendim. Tekrar arkadaşlarımız şu anda sizi arıyorlar. Saadettin Saran'ı genel kurul affederse ve karşınıza başkan olarak çıkarsa, başkan adayı olarak çıkarsa... Ya ben başkan adayı olup olmaması önemli değil. Bu meseleyi bitirelim, ondan sonra konuşayım. Senin soruna cevap veririm. Hani böyle bu yakın. Boşlukta değerlendirelim dedik. Evet, şu anda arkadaşlarımız arıyorlar. Sen rahat ol. Evet, hatta Sayın Saran... Alo. Sayın Saran, telefonda sanırım sizin hattınızda bir problem söz konusu. Buyurun, dinliyoruz. Ay, nerede kesildi bilmiyorum. Yeniden başlayayım mı? Buyurun. Şimdi ben demin Sayın Ahmet Çakar çok net, hiç konuyu uzatmadan soruyu sordu. Bu kadar lafı uzatmaya lüzum yok, parayı aldı mı, almadı mı? Aziz Bey buna cevap vermedi, veremedi. Dedi ki işte orasını karıştırmayın, bir takım başka şeyler var dedi, bilmem nedir dedi. Fenerbahçe Başkanı açık konuşmalı, adam gibi konuşmalı, aldı mı almadı mı söyleyebilmeli. Nitekim almış olsaydı bu parayı Spartak Başkanı kulübü başkanı almamış olsaydı. Sayın Saran, Sayın Saran, bakın Sayın Aziz Yıldırım bazı açıklamalarda bulundu. Fakat sizin kişiliğinizi hakaret babında herhangi bir ifade kullanmadı. Siz adam gibi derken, özür diliyorum, burada müdahale etmek zorundayım. Sayın Aziz Yıldırım bunu açıklasın diyebilirsiniz ama rica ediyorum. Şunu söylerim. Benim lütfen, adamlık anlayışım, karşılıklı... benim adamlık anlayışım şunu gerek. Eğer bir soru Ahmet Bey soruyorsa buna cevap verir. Aldı mı almadı mı? Ben bu kulübü Aziz Bey'le beraber... Peki şu anda yani sizin sorunuz, benim bu sorunun cevabını Sayın Aziz Yıldırım'dan talep ediyorsunuz. Ben diyorum ki Spartak Moskova Başkanı Aziz Bey bu paranın alındığını söyledi. İmzanın kendisine ait olmadığını söyledi ama paranın alındığını söyledi. Nitekim diyorum ki sorumlu bir başkan, sorumlu bir yönetici... Para alınmamış olduğunu düşünseydi bugün bunu haysiyet divanına vermezdi, bunu savcılığa verirdi. 4 senede beklemezdi diyorum. Nitekim Tuncer Erdoğan her türlü baskıya rağmen, haysiyet divanı başkanı her türlü baskıya rağmen kulüp zarar uğratılmamıştır ifadesini net bir şekilde kullandı hepinizin bildiği gibi. Ha, gerekçeli kararını değiştirmesi için bugün yine bir takım baskılar var ama bu ifadeyi kendisi kullandı. Biraz önce kendisinin de bahsettiği bizim bir çalışanımız, yanımızda 9 ayda çalışan bir insanın ifadesi doğrultusunda bir araştırma yapıldığını söyledi Aziz Bey. Bazı şeyleri de unuttu. Bu insan bizim şirketimizden ahlaksız da cinsel tacizle suçlandığı için atılan bir insan, uzaklaştıran bir insanın bir iftirası. Daha sonra noter nezdinde bu insan Sayın Aziz Yıldırım'dan para karşılığında bu iftiraları attığını da açıklamıştır ve noterde de bu kağıt mevcuttur, bende de mevcuttur, haysiyet var üyelerinde de mevcuttur. Şimdi ben özetle şunu söylüyorum. 4 sene niye beklendi? Niye savcılığa gidilmedi? Niye açık ve net Aziz Bey demiyor ki Ahmet Çakar sorduğu zaman para ödendi mi ödenmedi? Niye söylemiyor ödendi ödenmedi diye? Bu para ödendi. Bu paranın ödendiği her şekilde ispattır. Haysiyet Van üyelerine de verilmiştir. Ben gereken cevabı yargı önünde de vereceğim. Sayın Aziz Yıldırım'dan da bunun hesabını soracağım. Tamam, bitti mi? Söz bende mi? Efendim? Bu kadar. Şimdi işte. Bitti mi söyleyeceğin? Bitti. Hayır bitmedi. Peki, senin söyleyeceklerini senin saçmalığına göre bekleyeceğim. Neye göre? Senin söyleyeceklerine göre bekleyeceğim. Ben sana şimdi soru soruyorum. Saadettin Efendi. Adam olup kimin olup olmadığını bütün Türkiye bilir, haberin olsun. Yok bilmiyorum. Beni yanlış şimdi burada herkesin içerisinde yanlış konuştuğuma. Sen önce laflara dikkat et. Bak, saygısızlık etmedin. Bu konuda ben şimdiye kadar çok saygısızlık etmedin. Burada sana hakaret etmeden olayın ne olduğunu anlattım. Anlattım.
Niye cevap vermiyorsun Ahmet Çakar'ın sorusuna, beni zan altında bırakmaya çalışıyorsun? Zan altında bırakmıyorum. Bu konuda ben yorum yapmıyorum diyorum. Hayır, yorum nasıl yapmasın? Niye yapmıyorsun? Her şeyi söylüyorsun, iman ediyorsun. Peki sana bir şey soruyorum. Bak Aziz Bey. Ya bir dakika, dinle beni. Bak ben seni dinledim, konuşmam. Sen beni dinledin. Ben elimi korudum, cevap hakkımı kullandım, başka bir şey kullanmadım. Bak peki, bu 800 bin dolarlık anlaşma var burada. Bak burada anlaşma var. Göstersene bu anlaşma. Burada senin de imzan var. Burada diyor ki 800 bin dolar KDV'si içinde diyor. Ve bunun içinde bir fatura kesilecektir. Bu fatura kesildi mi, kesilmedi mi? Fatura nerede? Bak Aziz Bey. Ya bana baktı değil. Bak buna cevap ver. Tamam, bunun cevabını veriyorum. Ha söyle. Bunun cevabını veriyorum. Bu transfer olduğu zaman ben seni... Ya transferi ver kardeşim. Biz transfer haklısın, yaptın. En ufak bir şey demiyoruz. Transferin yanlışlığından, doğruluğundan bahset. Bak sana diyorum ki bir belge var burada. Tamam, senin şey içeriye verdiğin... Fenerbahçe muhasebesine verdiğim bir belge var. Evet. Bu belgede senle Rus tarafının imzalı, iki tarafının imzalı bir anlaşması var. Evet. Biliyorsun ki burada 800 bin dolar ödenecek, bunun karşısında fatura kesilecek ve KDV'si ödenecektir diyorsun. 800 binin içinde de KDV dahildir diyorsun. Bu belge nerede kardeşim? Bir şey diyeceğim. Bak biraz önce kendin söyledin. Buralara hiç gelmezdin. Ben transferde yanlış vardır yoktur demiyorum diyorsun. Para alındı alınmadı demiyorsun. Ben, kardeşim ben oyuncunun alınıp alınmadığını söylüyorum. Suçlamada bile bana onun kopyasını al. Bak müsaade et, dinledim seni. Ben bugüne kadar hep sessiz kaldım. Fenerbahçe'nin menfaatlerini koruduğum için. Ama sen benim kişiliğime saldırıyorsun. Ben saldırmıyorum. Siz divan bakın. Sen disiplin kurumundaki insanlara haber gönderiyorsun. Onları parayla satın almaya çalışıyorsun. Bak buradan söylüyorum. Çok ağır konuşma yapıyorum, haberin olsun. Bak bir şey diyeceğim. Bak hiç bana bir şey söyleme. Hayır. İstitüt kurumundaki insanlara baskı yapıyorsun. Onları para olarak veya tehdit ederek iş yerlerine attıracağına dair tehdit ediyorsun Aziz onları. Bey. Bu belgenin karşısındaki fatura nerede kardeşim, onu söyle. Tamam, bitti mi şimdi söyledim? Bitmedi. Hayır, ben şimdi konuşayım. Bu dokümanın altındaki imza sahte mi, başkanın imzası mı, onu söyle. Şimdi, bu imza sahte mi değil mi, onu söyle. Şimdi... Ben şimdi söyle kardeşim, bu imza sahte mi değil mi? Söylüyorum ben sana. Bu saat transferi sabah 8'de seni aradım Rusya'dan. Yanında Şansal Büyükağ vardı, Önder Fırat vardı, Ömer Bey diye biri vardı. Benim yanımda da birileri vardı. Dedim ki, başkan istersen bu transferden vazgeçelim, bu yanlış oluyor dedim. Burada bir takım yanlışlar var dedim. Bana dedin ki, Sadettin dedin. Transferi yap dedim. Transfer, bir dakika, doğru. Bunlar müsaade et. Bakın, Ersin Bey. Tamam, buyurun Sayın Saran. Fenerbahçe Başkanı'na yakışır bir şekilde iki dakika dinlemeyi öğrendim. Ben aylardır senin dedikodu gibi böyle konuşup hep sustum. Şimdi benimle madem haysiyetimle uğraşıyorsun, iki dakika dinleyeceksin beni Aziz Sayın Bey. Sayın Saran, buyurun lütfen. Lütfen, ha. Şimdi ben aradım Aziz Bey'i. Yanımda kendi bak şahitler var, isim veriyorum. Şansal Bey, Önder Fırat, biri daha var, Ömer Bey var, Aziz Bey'in yanında. Açıyorum telefon, başkan. Bak bu iş yanlış. Burada iki kişiler var. İstersen vazgeçelim. Diyor ki, ya Sahrettin diyor, Kenneth Anderson'a bu kadar verdik, ona bu kadar kaptırdık. 8 bin dolar para değil, bırak dedi. Yalan söyleme, yalan konuşuyorsun. Sayın Başkan, kapatın Allah'ını. Senin varsa bir konu, ben kulüpten gelirsin yanıma. Sayın yalan başkan. Konuşuyorsun, terbestlik ediyorsun. Bak, Sayın Başkan. Ben yalan konuşuyorum. Açık açık konuşuyorum. Şahsi evrak içeri veriyorsun. Utanmadan cevap veriyorsun be. Şahsi evrak verdin sen içeriye. Fenerbahçe tüzüğüne hakaret etsin sen. Sen tüzüğünde göreke sahte evrak verdin içeriye. Bak konuşuyorsun. Sayın Başkan. Ersin Bey. Sayın Başkan rica ediyorum. Tamam, bırak kapatın. Sayın Başkan rica ediyorum. Bak seni konuşun, gitsin mahkemelere, gelsin kulübe. Böyle şey tebessü konuşuyor mu? Bak. İki adam gibi. Sen kulübe oyunculara verilecek olan oyuncuların aldığı, oyuncuların verilecek diğerleri yönetimlerine aldığın getirdiğin oyunculara kendi paran gibi verdin. Ne söylüyorsun sen? Ersin konuşmamı sağlayacak mısınız? Cevap hakkımı sağlayacak mısınız? Sağlayamayacak. Kesin. Yalan evrak. Olup olmadığını söylesin. O nasıl konuşur? Sayın Başkan bir saniye müsaade edersiniz. Yeter. Sayın Başkan. Yeter. Müsaade eder misiniz? Mahkemeler orada. Fenerbahçe Kongresi orada. Gelip anlatın orada derdim. Sayın Başkan müsaade eder misiniz lütfen? Sakin olun. Konuşmayı bilmiyorum. Muhatap olduğu için. Sayın Başkan, müsaade edin lütfen. Sakin olun. Sakin.